Şöyle gel. Annemileri başına geç. Öyle. Allah. Telefon ettirse ölür sanki. Doğru tabii. Bak şurada bir lokanta var. Gel orada ne derim. Lokantada yemek yemek de nereden çıktı? Ne? Ayol kızımızın nur topu gibi bir oğlu oldu. Damadı telefonla haber vereceğiz. Sen tutturmuşsun lokantaya gidelim diye. Sırası mı? Canım biz de biliyoruz kızımızın nur topu gibi oğlu olduğunu. Lokantada yemek yemeyeceğiz ki telefon edeceğiz. Buldum. Ha. Şu lokantadan telefon edelim. Hay sen aklınla bir yaşa Emi. Biz başka şey mi diyoruz? Nereye gidiyoruz? Mahallebiciye evladım. Benim damadım komiser. Bu gece de nöbette. Karısı doğum yaptı. Ona haber vereceğim deseydin adam ettirirdi. Ne dedin ne dedin? Telefonu diyorum telefonu. Anlamadım. Kimin donu? Tövbe tövbe estağfurullah. Kadın damadım komiser deseydin. Konserve mi yeseydin? Polis deseydin yahu. Bana bak sen şu lokantadan telefon et. Olur. Ben de şu karşıdaki otelden edeyim. Olur efendim. Hangimiz bulursak müjdeyi verelim. Verelim efendim. Ben otele gidiyorum tamam mı? Tamam hadi sen otele git ben de lokantaya gideyim. Yani şu torun da tam dünyaya gelecek geceyi buldu. Hay anasını. Anneannesi. Yerin bakayım kırparsın hadi. Konuşmayın be. Olmaz benim kapı gibi vesikam var. Yerisene be yerisene be kocamış kahpe. Kimin kocasıymış? Kim kimin kocasıymış? Kocasıyla mı basılmış? Aa, vallahi bilmiyordum. Ne diyorsun sen moruk kahpe? Kocamın yanına gidiyorum evladım. Ha bir de evlisin he mi? Azgın kahpe. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya. Ben komiser İlhami Bey'in kayınvalidesiyim ya. Yalancı kahpe. Evladım ben oraya telefon etmek için girmiştim. Haber vermek için girmiştim. Muhbir kahpe. Sallama kafanı da yeri bakayım. Sağır kahpe hadi. Doğru Beyoğlu Emniyet Amirliği'ne. Yerim konuşmayın beni sınırlandırmayın be. Kader kurbanları. Usta bıçak oradadır, beyaz zehir oradadır, berduş sefil oradadır, ay yaşlar hoş oradadır, deyyus kodoş oradadır, manyak kaçık oradadır, hepsi Beyoğlu'ndadır. Maskaralar Orospular Şurulular Erkek kızlar Tüm hırsızlar Ve baş ağrısı varsa Hepsi Beyoğlu'ndadır. Beyoğlu Emniyet Amirliği ben komiser İlhami. Evrakların hepsi hazır beyim. Şimdi getiriyorum beyim. Baş üstüne. Memur bey bir dakika be.
Evet abiden. Siz beni giyin mi beğen? Yerime başkomiserim gelecek. İfadeni o alacak. Valla helal olsun bu. Bravo. Buyurun yürüyün Petro. Allah Allah. Allah Allah. Ver şunu be. Alo buyurun beyim. Alo. Ulan niye kapattın? Hey Allah'ım yarabbim. Buyurun yürüyün Petro. Kiminle görüşürüm? Ver şunu be. Alo buyurun yürüyün Petro. Kiminle görüşürüm? Hey Allah'ım ya. Ne gidiyorsun be? Kalk bakayım oradan sulu yerim. Kalk. Hey. Yürüyün Petro dedirtti bana. Petrol diyoruz, komiser var mı diyor. Kim diyor? Orada sarhoş bana telefon yazıyor. Sarhoş diyor bana yanlışlıkla telefonu basıyor. O sarhoş sen değilsin. Evet. Sen kendine bak be. Tamam bakın nerede? Ne nerede? Ayna. Ne aynası? İşte bu aynası. Ne olacak? Bakacağım kendine bana bakacağım. Ne arasın karakolda ayna? Niye şarkısı bile var. Karakolda ayna var diyor. Başlarım şimdi senin şarkına. Öyle numara yok öyle. Ben buldum ben başlarım. Sen başka şarkılara başla. Bakalım hadi bakalım. Oğlum sustana çalışıyorum orada be. Buyurun çalışır. Ben burada şarkı söyleyeyim şurada. Söylemeyeceksin efendim. Burada söyleyeceğim, şurada söyleyeceğim. Orada da söylemeyeceksin. Tamam burada söyleyeceğim, burada. Şurada söyleyeceğim. Orada hiç söylemeyeceksin. Niye orada söylemiyorum, orada söylemiyorum da burada hiç söylemiyorum? Sana hesap vereceğim be. Karakolda ay... Ay... Karakolda ay... Ulan. Karakolda ayna var, ayna var. Taksit taksit söylüyor kerata. Kızın kolunda ne var? Hangi kızın be? Karakoldaki kızın kolunda ne var? Hangi karakoldaki? Tarlabaşındaki karakoldaki kızın kolunda ne var? Ne bileyim ben Tarlabaşı karakoldaki kızın kolunda ne var? Şarkı bilmiyor musun sen be? Şarkı. Ben şarkı çok iyi bilirim. Hadi bakalım beraber söyleyelim. Senin gibi bir sarhoşun yüzünden 9 yılım şarkta geçti benim. Ha demek siz sürgün sporda oynadınız. Ne zannettin? Sözde beyefendiye hakaret etmişiz. Demek torpilliydi. E işte şöyle böyle. Bana bak düşeceksin bu sefer kaldırmayacağım ha. Öyle benim torpilim morpilim yok zaten. Tamam aferin tamam dur. Ben kimseyi sürdürtmem arkadaş. Hay Allah razı olsun ya. Cemci tamam. Cümzülü mülü be. Bana bak tane tane söyle zaten berbat ettin ifadeyi. Cimri. Dur arayacağım sus. Yok cimri. Ne diyorsun sen be? Cimri. Ben de iki saattir Cemil'in minibüsünü arıyorum burada. Akrabalarımın arasında başbakan filan olması beni bağlamak. Milletvekili abi. Başbakan akraba olabilir farklı abi. Başbakan akrabam dedim herif hazırlanır ki. Otur Allah aşkına. Ölüm yok. Ölüm yok. Bak. Yasalar karşısında herkes eşit. Tamam. O da eşittir, bu da eşittir. Hoş geldin biletçi abi. Otur abi. Aslanım benim be. Ah biletçi abim benim be. Ah. Gel buraya be. Oh. Gel buraya be. Ne biletçisi ya? Otur biletçi. İyi efendim. Tramvay bileti sor, sağ ol. İyi yahu. İyi be, başkomiser. Niye? Başkomiserlikten aldığı para yetmiyordu mu? Ayrıca biletçilik yapıyor. Ulan biletçiyi nereden çıkardın be, yalnız başkomiser? Nasıl, tek başına be, garip bir başkomiser. Ya sahide başkomiser. A bunların şekerlikçisi de mi oluyor? Ulan başkomiser diyorum be, başkomiser. Başkomiser, evet. Ayva yedik. Başkomiserle biletçi dedik, bu ne biçim değersin değil mi? Hiç belli olmaz. Kafamı bile kırar. Bak, emniyet müdürümüz oturdu, sen de otur. Yağ çekiyorum az demek. Gel şöyle dur ya, gel şöyle dur bakayım hadi. Akrabalarımın arasında milletvekili olması beni bağlamaz. Faziziniz ki ben sıradan bir insanım arkadaş. Yok canım yok. Sıradan bir insan olmadınız belli oluyor. Teşekkür ederim. Buyurun oturun beyefendiciğim. Yok iyi buyurun. Otur lan şuraya. Otur şuraya. Çok ısrar ettiniz. Satınızı kıramayacağım. Memur Bey. Hı. Affedersiniz bir ayak ayak üzerine atar mısınız? Anlayamadım efendim. Ayak ayak güzel ediyorum, atar mısınız?
Çattık bu evle. Geri zekanın biri baş hemşerim. Müsaade misiniz göstereyim? Göster göster. Bak buraya. Bu ne? Dikkat et. Sol ayağını şöyle yukarı kaldıracaksın. Sağ elinle sol ayak bileğini yakala. Sol elinle sağ eline yardım et. Ayağını şöyle yukarıya kaldır. Buradan koyver. Bu kadar kolay. Ondan sonra böyle otur. Anladın mı lan? Anlamadın mı lan? Ya bana bak. Ben de anlamadım. Şunu bir daha yapsana bakayım ben. Emredersiniz efendim. Birinci hareket. Dikkat et bak. Sol ayak yukarı kaldırılacak. İkinci hareket. Sağ elle sol ayak bileği yakalanacak. Üçüncü hareket. Sol elle sağ elle yardım edilecek. Dördüncü hareket. Ayak. Tamam. Orasını biliyorum. Bırılılıp yuh. Çok iyi başkomiserim. Anladın mı? Yok anlamadım ben. Ulan sayın başkomiserim anladı sen anlamadın be. Cavit. Buyurun beyim. Hadi bakalım birinci hareket. Sol ayağını hafifçe yukarı kaldır. İkinci hareket sağa doğru hafifçe eğil. Allah Allah. Ulan dikkat etmeseydim az daha düşecektim ha. Kaldır şunu ya, beni kaldır şunu be. Ani reflekslerim kurtardı. Geldiğinden beri 10 defa düştü, 10 defa kaldırdım. Ne yapıyorsun öyle ya? Ona bak gel buraya, burada öyle uyunmaz. Böyle sakin sakin oturduğuna bakma. Bizim başkomiser bey çok aksidir ha. Ben hiç başkomiser yani böyle bir... Şşşt, hop hop. Öyle sulu hareketler yapma. Çok güzel. Bana bakıyorsun. Hadi bakayım ayağına bas. İyi mi ne? Vallahi. Nereye gidiyorsun be? Basıyorum geri. Nereye basacaksın? Başkomiserin ayağına basacağım. Niye basıyorsun? Sen de ne dedin? Ben ne dedim? Başkomiserin ayağına bas dedi. Ben başkomiserin ayağına dedim lan sana. Fikri oldu baba. Kendi ayağına bas. Ne yaptın öyle be? Bastım merak etme. Vallahi, çok sıkı bas. Ne salak herifsin. İndir ayağını. İki ayağına birden bas. Evet. İki ayağına birden bas. Lan domates gibi kızardın. Ne var bu kadar yürüyecek salak herif? Bak şimdi. Allah iyiliğini versin Cavit. Sizin de sayın başkomiserim. Bak adam sana deli diyor, deli. Niye? Adam haklı. Neden beyim? Nasıl bastın iki ayağını bir de şimdi böyle be? Siz de haklısınız efendim. Sayın başkomiserim ben böyle böyle mi dedim efendim? Nasıl nasıl dedin? Böyle böyle dedim beyim. O zaman öyle 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 söyle bakalım. Emredersiniz efendim. Hadi. Bağ üstüne. Gel lan buraya. Senin yüzünden laf işitme salak herif. Hadi tabanlarına bas. Ya ne kızıyorsun be, ne kızıyorsun? Nasıl kızmayayım efendim? Adam sen ne dersen onu yapıyor. Niye? Eksik fazla bir şey yapmıyor ki. Neden beyim? Tabanlarına bas demedin mi? Dedim efendim. O da tabanlarına basacak. Sayın başkomiserim ben böyle mi dedim? Nasıl dedin? Böyle böyle dedim efendim. Ya Cavit, tabanlarını yere bas demezsen anlamaz bu adam. Ha ben yere eksik söyledim. Ya. Çok haklısınız efendim. Çok haklısınız. Bak senin yüzünden laflar işliyor kankalar he. Kalk burada yatırma seni. Kalk ya dur ya. Bırakın beni bok yiyeceğimizi mi yatacak mısın? Ver. Hadi tabanlarını yere bas. Bastı be. Aç kollarını. Ne yapıyorsun öyle? Aç kollarını. Sağ boynuma. Oh. Ne sulu herif bu ya. Ne sulu adamsın sen. Bana bak yatma burada. Bozuşacağız fena olacağız. Belanı başkasından fena yapamam. Atacağım aşağıya nezarete. Daha 15 gün kalmış demek mi? Bir kafa atar fena. Ne diyorsun sen be gel bakayım. Ulan ben mahallenin dayısıyım çok fena yaparım. Dayı ne? Ben de biraz. Ulan ah bırak ulan bay bay namus. Bırak başlarım ulan. Ya ne yapıyorsunuz be? Ben bir şey yapmıyorum bir. Bırakmayın. Haydi bastır. Allah. Al çift al Cavit'ciğim. Çift al bel kündesiyle yık. Şimdi çırpmaya geç. Bastır tuş oluyor. Tuş. Bravo tuş. Emniyet spor, sarhoş spora tuşla galip. Ya sen ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmadım. Kendi kendine yaptı benim. Adamı kaldır dedik. 2 saattir güreş yapıyorsun be. Kalkmıyor ki. Kalk lan hergele sen de. Kalk. Kalk lan. Kalksana lan. Ulan kalk diyorum. Bana bak dayak yiyecek. Ulan kalksana yerde. Ya kalk. Bir kalkım. Ne çizim. Böyle şey görmedim. Yer amaç çocuk gibi durmuyor. Dır 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 dır. Otuşu ya. Ben adamı böyle korkuturum işte.
Ulan deliler arasında kaldık. Ulan deliler arasında kaldık be. Kim kaldı? Ulan Ergele, yeni bir takım taktikler deniyorsun ama hiç uğraşma, indiremiyorsun. Biz niye yerden gelene? Karışma lan, karışma. Ulan birinin bir şeyi sorsan, ayağındaki ayakkabı benimkiyle aynı olur mu lan? Öpeyim Allah'ım. Yer miyim ayakları? Öpeyim. Yağcılar başlarım. Öpeyim başlarım Allah'ım. Nereye gidiyorsun? Annem çağırıyor. Gel buraya, gel buraya. Annem. Şurada kapının annem dibinden kıpırdamadan bekle bakayım orada. Hareketsiz. Hareketsiz kıpırdamadan bekle. Heykel gibi durayım değil mi? Hadi göreyim. Heykele bak Allah kahretsin. Burada aman rüzgarlı havada heykel. Anlat bakalım ne oldu? Adamın birisiyle kafasına geçirdim. Kafasına mı geçirdin? Nerede adam şimdi? Yere düştü kaldı. Çekil, çekil lan. Cafer! Buyurun Sayın Başkomiserim. Gel buraya. Nerede bununki? Anlayamadım efendim. Kafasına geçirdim falan diyor. Bir adam var herhalde. Evet. Ne gidiyorsun ya? Görünce siz de gireceksiniz. Adam nerede? Dışarıda. Al git onu istihbaratın dışarı tutuldular. Baş üstüne. Ne dedi acaba? Paratit. Buyurun beyim. Anladım sizin üstünüz üzerinde. Anladım sizin aha bütün bütü 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 artık korkmuyor, yüz göz olduk adamla. Karakolda ayna var, ayna var. Dayak yok. Mesela canım. Mesela ya, onu bilmem de sesin bayağı güzel. Biraz daha öttüreyim mi sen şimdi? Sırf bu musiki aşk yüzünden karakollara düştüm komiserim. Musiki aşkı mı? Nasıl oluyor? Anlat bakalım, dinleyelim. Arkadaşlarla meyhanede oturduk, içiyorduk. Oradan buradan konuşuyorduk. Nereden nereden konuşuyorduk? Yani bu hayat pahalılığı ne olacak? Fakir millet ayvayı yedi. Zam üstüne zam, zam üstüne zam. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Diyordu biri, ben dedim ki manyak mısınız lan? Her şeyi ucuzluyor dedim onlara. He. Derken geldiler. Kimler geldi? İşte bunlar bir şey bakayım. Geldi. Bir kemancı, bir klarnetçi. Bir de bu mu? Bu ne böyle kafasından bir şey? Geldiysen olmuş. Getir dediniz ya beyim. Ya sana söylemiyorum, sen çekil. Başla. Ben öyle dedim. Geldiysen olmuş, çalar gider dedim. Arkadaşları çaldı gitti mi gitmiyor. Niye? Durmadan çalıyor, durmadan. Nasıl çalıyor? Bilmiyor da çalmasını böyle çalıyor. Tak 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 tak. Vurmasana elini kafasına ben. Kime söylüyorsun abi? Dur. Sana söylüyorum. Dinleyen kim olan? Durmadan çalıyor böyle böyle böyle. Asabım bozuluyor. Benim de asabım bozuldu. Kaptım elinden darbukayı. Evet. Böyle yavaşça koydum kafasına. Ha yavaşça. Böyle bir bıraktım, yangın buraya kadar geçti. Bak Allah'ın içine. Mucize oldu. Mucize. Ha. Bu herif boğulmasın. Yok hayır, her türlü emniyet tedbiri almış bulunuyor. Nasıl al? Buyurun efendim. Ne yakından var? Tetkik gezisinde bulun. Buyurun Allah aşkına. Bir bakalım. Yahu kardeşim seninki de ne kafaymış, girmiş çıkmıyor be. İşte bu üstteki delikten yiyecek yardımı yapıyoruz. Ha, o iyi fikir. Ne? Aferin. Burada mı? Oradan helikopterle atıyoruz. Elde edilmiş paketler halini sterilize. Ulan dalga geçme, alırım ayağımın altına. Ayağıma bastın çocuk. Fena bastın çocuk. Çocuğumuz olacak çocuk. Ben sana bir basacağım şimdi. Tam basacağım ama dua et sarhoşsun. Nasıl çıkacak ulan bu darbuka? Nasıl çıkacak bu darbuka? Öyle çakarsan bok çıkacak o darbuka. Bir soru sordum, cevap ver. Bak, bu darbuka çıkmıyor. Evet. Ekmek parasıdır, buna başka bir darbuka alalım. Çalsın gitsin. Güzel bir getir. Çekil. Cavit. Sus ulan kereste. Buyurun başkomiserim. Bu daha ayılmamış. Gel bunu ayıltalım, sonra da ben seni ayıltacağım. Evet. Yaşasın. Başkomiserim baba. Aslan İlhamicim, gözün aydın. Sağ ol. Erkek mi kız mı? Erkek başkomiserim. Aferin İlhamicim. Aslan İlhamicim. Oh. Aslanım benim ben. Yavrum. Oh. Nihayet. Oh. Erkek mi kız mı? Çekil lan kaçımdan. Müsaade ederseniz gitmek istiyorum başkomiserim. Git aslanım, biz bu akşam idare edelim. Sağ ol başkomiserim. Git aslanım git. Allah babaanneli büyütsün. Yok. Anneli. Allah büyütsün, sen kaçma. Sen koy kapının önüne, bırak arada birisi gelir alır. Helal olsun çocuk oğlan dolu. Ya vurma şu adama be, vurma be. Yenisini alacağım. Bırak, ben katlarım. Eskisini yok, bir dakika. Bir dakika dedik. Ne oldu şunu ya? Allah kahretsin. Sayın başkomiserim, kendimi kendime müdafaa etmek istiyorum. Ha, bir o kalmıştı zaten, et bakalım et. Sayın başkomiserim. Evet. Her gün bu Beyoğlu'nda binlerce yankesici, binlerce hırsız, binlerce katil, binlerce soyguncu... Kes, kes. Bu mu bir defa, kes. Tamam. 500'lerce yankesici, 500'lerce... Kes dedim. 250'lerce yankesici... Kes! 125'lerce yankesici...
Daha fazla iskolata yapamıyorum abi, o kadar iş. Vallahi hikaye. Aman be ya. Aman be kadın be. Aman be. Yatasına bir hal oldum ya. Sen de benim iliğimi gemimi kuruttun. Romatizmalı kahpe. Aa, kahve içmeye mi geldik buraya? Ya. Ayol niye gülüyorlar? Ne bileyim. İlk defa geliyorum. İlk defa geliyormuş. Yemezler. Yer miyiz lan biz bunu? Ulan konuşma. Sana soruldu mu? Manyak kahpe. Ay affedersiniz, bir sigara şey edebilir miyiz? Hayır, şey edemezsin, geç önüne. Evladım, komiser İlhami Bey yok mu burada? İlk defa gelene bakın. Tarihi kahpe. Konuşma be, konuşma, öldüreceğim seni şimdi, konuşma. Evet Valide, anlat bakalım nasıl oldu olay? Aslında olay gayet kolay. Ulan konuşma demiyor muyum ulan sana? Bir dakika konuşmuyorum, işaretle anlaşıyorum böyle mi? İşaret etme! 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 Giriniz! Ah girdiler be! Kim girdi? Bunlar kim acaba baktım senin? Efendim bey bunlar galiba şey... Ulan sana ne, sen ne karışıyorsun? Lütfü! Ayol nerede kaldın bu saate kadar? Lokanta diye girdim, meğer kumarhaneymiş. Benim girdiğim yer de kerhaneymiş. Allah. Tevekkeli boşuna dememişler, bok boku kenefte bulur diye buyurun işte. Kocasına bak, karısına al. Tencere yuvarlanmış, yemekler dökülmüş. Evladım, bizim damadımız da komiser. Evet tabii. Ne komiseri be, iki de be komiseri. Ne komiseri, ne komiseri. İsterse emniyet müdürü olsun. Bu karakolda farklı muamele yok. Allah cezanı versin, çok koydum affet. Herkese eşit muamele. Sana ne yapılıyorsa buna da o yapılacak. Sana ne yapılıyorsa bana da aynı. Yoksa orospusu seninki uymuyor bana, tamam mı? Ulan ben sana bir uyduracağım şimdi. Alın bu herifi elimden. Geç. Orospular bu tarafa gitsin, çabuk. Geç. Kumarbazlar orada kalsın. Ayrıl bakayım. Ayrıl. Nereye gidiyor bu? Nereye gidiyor bu? Bu aldı başını gidiyor. Tercüme et bakayım şunu ne diyor. Tamam. Ne diyorsun sen? Bu abi. Diyor ki davadan vazgeçmiş. Müsaadenizle ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Gel buraya. Gel buraya. Ya. Sor bakalım önünü göremiyorsun. Nereye gideceksin? Ha. Önünü göremiyorsun. Nereye gideceksin? Vah vah. Diyor ki Beyoğlu bu duruma düştükten sonra önümü görsem ne olur görmesem ne olur diyor. Karar vermiş, kafasında darbuka ile yaşayacakmış. Oh. Buyurun, dava düştü, ben kırıyorum abi. Allah cezanı versin senin, atın bu heriflerin dışarı. Atın bunları dışarı! Yer ulan teneke kafa. Geçersin şöyle, al şunları ifadelerini tek tek. Tako tako çakar, yürü. Konuşma, konuşma lan. Evladım, evladım yanlış bir para mı? Nezaret anne, yürü, 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 aşağıya. Her gece aynı dert be, her gece aynı dert be. Darbuka'da ben mi geçirsem kafama da şu Beyoğlu'nu görmesem. Kimse istemez oldu Beyoğlu'nu görmeyi. Kokmuş çöpler içinde arabesk dinlemeyi. Sen ki bizim gözlemizdin, sana böyle ne oldu? Arıyoruz o günleri, özlüyoruz Beyoğlu. Ah Beyoğlu, ah Beyoğlu, niye böyle bozuldu? Bizler mi seni bozduk, sen mi bizleri bozdun? Ah Beyoğlu, ah Beyoğlu, bizi dertlere saldın. Sevimliydin, kibardın, çamurlara bulandın. Thank you.
Bay 12'nin süslü püslü hanesi. Yani özel sektörün görkemli kerhanesi. Randevu evi demek, bir teşebbüs demektir. Burada satılanlar ne mal ne de emektir. Esmerdir, sarışındır, kumraldır, boyalıdır. Kimi temiz süt emmiş, kimi de boyalıdır. Herkes sosyetedendir, sokak kızı hiç yoktur. Türksel'e ölçenin bu geriden farkı yoktur. Ben hukukta okudum, ben koleji bitirdim. Aslan gibi kocamı geçen sene yitirdim. Ben kocamdan ayrıldım. Sorma, çok içiyordu. Benimki hayırsızdı, hep paramı yiyordu. Alışveriş peşindir, veresiyemiz yoktur. Altına ve cövize itirazımız yoktur. Desteğimiz tatlıdır, iş yerimiz yataktır. Bizim fabrikamızın sermayesi bacaktır. Yıllar önce de aynı. Seks alışverişinin Beyoğlu'ndadır beyni. Beyoğlu ışık, müzik, neşe dolu, renk dolu. Beyoğlu bugün gibi dün de yine seks dolu. Bayılırsın, Safiye'ye bayılırsın, Müzeyyen'e bayılırsın, Efteliya'ya bayılırsın. Bayılmadım bir ben kalmışım. Ama ben bayılacağım, gürültüden hesap yapamıyorum. Kaç kişiyle iş tuttunuz bugün? Aman Monik abi, senin de aklını para almış. Sen bu işi para için yapmıyorsun. Spor olsun diye yapıyorsun. Tabii para için yapıyorum, yazın tedavi olacağım inşallah. Aman bir kalsın yok be, asıl ben tedavi olacağım, kafadan gidiyorum sayenizde. Yine kafam karıştı. Cahide kız, kaç müşteri aldın bugün? Aman ne bileyim, dur şimdi. Hı, karının işinden haberi yoktur, görüyorsun. Ekrem Reşit'i hakkında çok önemli bir haber var. Tamam, o mecmualara daldı mıydı, dünyanın irtibatın kesilir. Şu an becerisinin kapı çalınıyor sanacak. Aman Onlik abi, bırak da biraz keyif çatalım. Nasıl olsa işler kesat. Ay siz burada da kapıda kuyruk istiyorsunuz. Burası nezih bir yerdir yavrus. Öyle her önüne gelen dalamaz dura. Kibar bir yerde icrayı sanat ettiğinizi tebrik ediniz lütfen. Namusunuzla çalışınız orospular. Sen de kendi evini göklere çıkarmaya bayılırsın yani. Yalan söylüyorum. Oh. Umumhanede olsaydınız rahat olacaktınız. Bakınız hafta Missouri gemisiyle Amerikan bahriyesi geliyor. Evet. Oradaki karalar duman olacak, duman. Duydum. Abanın sokağını baştan aşağı boyuyorlarmış. Kapı Beyoğlu kaymakamı ne tuhaf adamdır be. Niye? Bizim evlere takibat açtırır. Sonra Amerikan bahriyesi geliyor deyip kirhanıyı batarsan yaptırır. Ama duydular nedir? Sil çalınca yüreğim hop dedi be. Buyur bey baba, bir şey istedin. Hmm, istedim zahi. Nedir, elektrik parasıdır? Yok ya. Hava gazıdır. Hayır efendim, Allah Allah. Hilal-ı Ahmer'e yardım toplarsın. Nereden çıkarttın şimdi bunu canım abi? Kuzu icracısın, nesin? Sen onnik değil misin, onnik? Ta kendisi de sen kimsin? Ben de zamparayım işte. Deme be. Ha. Sen zamparasın. Niye şaşırdın öyle? Öyle ya. Hiç mi kat zampara görmemişim? Sen çok zampara görmüşsündür ama çantalısını görmemişsindir. Sizinki çantadadır. Zamparalığın çantaya konduğunu ilk defa duyuyorum. Ben zamparalığa giderken elime hep çanta aldım. Niye?
Bizim hanım beni işe gidiyorum zannetsin diye. Anlıyorum, safa geldiniz. Kızlar, çantalısı geldi. Şöyle alayım. Köftör pek de nefifesi nasıl ya? Niye bayım, adınızı lütfetmemiş iseniz size nasıl hitap edebileceğimi bilemiyorum. Haklısın tabii canım. Adım Hakkı Rıza. Memnun oldum Rıza Bey. Ben geçen sene Magoli'den tekahüt oldum. Hayırlı olsun. Şimdi Tonel tarafında bir Musevi ile ortak ticaret hane açtım. Ne üzerine? Şömendefel Aksa. Maşallah, devlet demir yolları gibisiniz. TC dal dal. Ara sıra gidip yok diyorum işte. Bu yaşta ara sıra bizi de yoklayabiliyorsanız bravo. Bugün keyfim pek yerinde onu kere. Allah bozmasın. Bizim ortak bir Fransız konyağı getirmiş. Ah bayılırım. Martel. Hayır, Albert. Albert? Ha. Hiç içmemişim. Albert bizim ortağı. Martel bizim konyak. İşte ben o konyaktan iki tek attım. Seni anlayacağım, ben şimdi uçuyorum böyle uçuyorum. Kon bakalım hangisine konacaksan baykuş. Ya sen daha evvel şeyde değil miydin? Lena'nın evinde. Hani şu Yunanistan'a giden Lena'nın evinde. Hayır efendim, Madame Katina'da çalışıyordum. Ha öyle mi? Ama maşallah, maşallah. Kız, ne gülüyorsun öyle çapkın çapkın? Sana da maşallah, maşallah. Bu sene bir karar verirsiniz inşallah. Vereceğim tabii, vereceğim ama biraz zor iş be birader. Neden? Ben şimdi bunu alsam bunun hatırı kalacak. Bunu alsam bunun gönlü kırılacak. Benim yüreğim parça parça olacak. Kırarsın. Ne halt etsem ki ben? Estağfurullah. İkisini birden alsam değil mi? Gelin bakayım hadi şöyle. Bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Bir tarafımda Lena Turner, öbür tarafımda Betty Grable. Ortada da Boris Karloff. İkisini de aldığınızda malum muhaliniz bu iş konyak içmeye pek benzemez. Nedenmiş o? Konyak da iki tek atılır da. Bunlara biraz... Biz eski kulağı kesikler deriz. Tamam, bunun kulakla ne alakası var be? Yani biz tedbirimizi önceden almışızdır diyor. Nasıl tedbir olur? Bak şimdi ben şu haplardan bir tane yuttum buydu. Takviyeli gidiyorsunuz. Hey, tutmayın beni. Aman tutmayın. Ay, tut adamı. Ne oldu be? Adama düştü. Bu ciddidir. Kızardı, bozardı, takviyeli gidiyor. Abi burada giderse ben de kalt ederim. Yorulsun, başıma gelin. Ben yandım ben. Cahide, Cahide diyorum. Çabuk koş yukarı, o beş karılı doktor abimizi al da gel çabuk. Ay, o yine sarhoştu. Karıları boşuna mı kaçtı? Kızım sen koşma, koş doktor, doktor dur. Al da gel, doğru mu al da gel. Hadi, çabuk. Ah, gidiyor bu burada giderse ben de kalt edeceğim. Yorulsun, başıma gelin. Ay, zavallı. Ecele bak, nerede yakaladın? Ağzından yel alsın, ne eceli be? Haydi bir tane. Ah, be kasvaz, yardımcı kullansın. Bak herif buradan vefat ederse beni yaşatırlar. İkinci lan ses gibi yatıyor. Gözün kör olmayasın. Nereden geldi başına? Adam lütfen kullandı. Bak, kalbi böyle şey oldu. Sana daha az kullandı diye kinayeli konuşma. Alırım şimdi senin ayağımın altına. Çırpamaz. Kız doğru konuş, benimle senin ağzını cart diye yaparım. Kes bakayım. İkinizi de yolarım. Ne birbirinizi yiyorsunuz? Baba azmıştı, baba kimi göze saldırıyordu. Ne Rıza'ydı bu? Vasfi Rıza, kalk! Hayır, Hakkı Rıza! Ama ikisi de aynı, Vasfi de yaşlandıkça az zor. Alnımın kara yazıları, ben ne halt edeceğim görüyorsun başıma gelenleri. Ben yandım, ben bittim, mahvoldum. Onlik mahvoldum! Ay sana ne oldu? Beşinci karım da kaçtı. Hay aksi! Ben şimdi ne halt edeceğim ya? Sen değil, şu Hakkı Rıza Bey ne olacak? Ha? O buradan vefat ederse ben ne halt edeceğim? Ya şu Beyoğlu da kaçmayacak karı yok mu be kardeşim? Beyoğlu'ndan karı almak şart mı sende? Doğru söylüyorsun, bu sefer Bomonti'den alacağım, aferin. Sen önce aklını başına al. Şu hale bak, yürüyen duble. Gel buraya gel. Sen karıdan iyi anlarsın beraber abi. Sana iki tane alacağım. Cuma pazarından hiç kaçmayacak. Şu hasta abi bak, kurban olayım. Adam gözlerini açtı. İyi yavrus geliyor. Tabii gözümü açtı. Bundan sonra kaçmayacak karı alacağım. Yahu karıyı bırak. Beni dinle, şu herife bir bak. Ulan ben sapık mıyım? Niye karıyı bırakıp da herife bakayım? Zor hekim olaraktan bak doğru. Öyle desin. Seni buraya niye celbettik? Hasta nerede? Kısa burada. Geçmiş olsun yavru kuşum benim ya. Siz karıyı bırak. Niye? Müstakbel ölür heriftir. Ebeme! Geçmiş olsun küçük bey. Tabii Kerimçiş. Gerelli oldu. Bu kriz gençtir. Gençte gençtir diyorsun, biz de küçük bey dedik. Gençtir demiyorum. Gençtir diyorum. He? Anlarsın. Hayır. Onu öyle demiyorum da öyle diyorum. Anlamıyorsun. Anlamıyorum. Zo gençtir diyorum. Çok konuşma lan pezevenk. Aman bunu nasıl anladın? Hayır. Gülüş beyin, gülüş beyin. Vallahi hepinizi bu kafayla... Bir şey yapamam buna da işte. Sen kimsenin de kafa kaldı alkolden, gül gibi mesleğin mahvolur. Ben doğurum İstanbul Boğazı, o doğur Çanakkale dolaylarında bir hararet, bir hararet. Teşhisimi koydum. Nedir? Bu ölü ölmüş. Ulan abi. Nereden anladın? Kalbi atmıyor. Kesin kör olmasın, streteskop kulakta değildir. Neden duydun herifin kalbini?
Ulan bana söylesin. Sana söylüyorum. Bak kendi gıkını dinliyorsun. Demans başladı demans. Önce sana bir doktor çağırayım. Hadi be, sen kendine doktor çağır. Allah Allah. Ne var? Ölmemiş, ölmemiş. Karar ver, yazı tura atacaksın ölmüş, ölmemiş. Onlik ölmemiş bakan. Yerinden bir kıpırdarsa ölmeye muvaffak olur yani. Yapma be doktor bey, akşamlara kadar yatacak burada bu böyle. Gözleri kapandı gene oğlum. Bu da bir açıyor, bir kapıyor. Geliyor mu, gidiyor mu anlamıyorum. Ne yapıyorsun be, ben dururken sen muayene ediyorsun. Muayene değildir be, hüviyet arıyorum. Kartelası çıktı, Hakkı Rıza, usturuplu. Ne olacak o? Evine bir telefon yapayım, gelsin alsınlar anam. Akşamlara kadar yatacak burada bu böyle. Burası bir ticarethanedir. Doğru da bana bak, şah yaparken şey oldu deme ama. Evine doğru böyle denir. He. Zaten yapamadık İzabalı. Kapını aldı ise natürmorttur. Kaçtır onun numarası? 2, 1, 2. Yavrumun telefon numarası bile 2'den yukarı çıkamıyor. Alo? Hakkı Rıza Bey'in evidir. Siz Refikası olursunuz. Efendim rahatsız ediyorum. Beyefendi geberiyor. Ha gözün kör olmasın be. O kadar da kibar söyledik be. Öyle mi söyleyecektin? Ne diyecektin? Gelemiyor filan de. Efendim beyefendi gelemiyor. Yok bize geldiyse dönüşü yoktur. Sade geliş almışlar. Otobüs gibi soruyor karı. Ne diyeyim karıya beşi? Yahu neler saçmalıyorsun böyle şeyler, alıştıra alıştıra söyledin. Efendim pazar açınızı ağrıtmayayım. Malı mualimiz hayat fanidir. Hepimiz geldik, göçeceğiz. Kimse buralara kazık kakamayacak. Sizin beyefendinin de kazığı yoktur. Demek o da kakamayacak. Hani alıştırın kendinizi diye söylüyorum. Yolcudur Abbas, baklasan durmaz. İyi bağladım, tamam. Çok alıştırdım. İyi bağladın, çok iyi. Bok ettin bıraktın, i̇yi öldürdün de. Herifi. Telefonda kadına bir şey olmuştur şimdi. Bir şey olmamış. Alo, doğru. Alo. Heh, diyorsa sen şimdi benim söylediklerimi tekrar söyle bakayım. Beyefendi hafif bir rahatsızlık geçirdi. Efendim beyefendi hafif bir rahatsızlık geçirdi. Şimdi? Şimdi? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Hiçbirler! Karı beni görmüyor, ne diyeyim adam? Bu odo odur bu odo. Bir de o değildir. Aksiyon istemiyorum, laf söyle bana laf. Anladık, yatıyor diyeceksin. Öyle söylesene. Ne işareti bu? Pestil, çarşaf, süt liman. Efendim beyefendi hafif bir rahatsızlık geçirdi. Şimdi süt liman yatıyor. Bağla, bağla. Telefonu değil, lafı bağla. Baş ucunda doktor de. Baş ucunda doktor. Güzel. Güzel. Ay borunun kenarı, neden güzel? Ben değil be, laf güzel. Ben adresi veriyorum. Beyoğlu, Asmalı Mescid. Asma apartmanı. Asma da. Aşk olsun Ferkunde. Burada bir adam vefat ediyor. Hayla gramofon dinleyebiliyorsun. Nasıl yapabiliyorsun bunu anlamıyorum. Baba yadıkarı gramofonunu kızartacaksın bana, olacak şey değil. Öyle filan yok ayol. Hurl hurl uyuyor. Dürtüp uyandıralım mı? Hayır. Deli misin sen be? Kriz bu kriz. Her yerde kriz var zaten. Cahide. Cahide neler söylüyorsun yavrusu? Katil olursam senin yüzünden olacağım karı. Ne demek her yerde kriz var zaten? Yerin kulağı var evladım, yakacaksın bizi. Zaten bu yayınları okursun, okursun sonra böyle tenkit yapıyorsun. Tenkidi bırak, işte salakasın. Aman Onik abi, çalış çalış hep aynı. Geçen hafta bir çörek aldım 80 kuruştu, bu hafta sordum 110 kuruş oldu. Benim evin kirası 35 lira oldu. İşleri de kesat, sıcaktandır nedir kimse tıngırdamıyor. Benim de karı kaçtı. Kim o? Aman durunuz bir dakika. Hemen kapıyı açmayınız. Kuşuna haber veriniz, müşteri almasın. Bakarsınız hakkınıza bir refikası gelir. Burayı namuslu bir ev bilsin. Siz de kendinizi bir çekin düzün biriniz bakayım. Şöyle bir hanımefendi oldunuz. Hurşit Bey! Lütfen müşteriye kapıyı açmayın ulan! Allah canını vermesin. Adam gözünü açtı. Bey baba nasılsın? Hı. İyisin. Ha iyiyim iyiyim canım. İyi bakayım korkuttun mu? Yok canım, hep korkacak da var. Beni biraz konyak çarptı. Nasıl biraz konyak çarptı? Sen kim kamyon çarptı? Ya. Ulan kıpırdatma herifi! Yat aşağı ulan! Yat aşağı! Yat aşağı! Vurma herifin açıklık yerine be! Adamı katil kurtardın, beyin travmasından gidecek. Ne vuruyorsun? Kıpırdatmayacaksın. Kıpırdatmıyorum. İcabında şeyini bile sen tutacaksın. Ne? Hadi be. Ne tutuyorummuş? Tutmuyorum. Tutarsın. Neden tutuyorummuş? Ördek tutacaksın, ördek. Zuhensin, nesin? Niye? Kasayı burada bırakıp Terkos Gölü'ne ala gidiyoruz.
Öyle ördek değil nasıl ya. Nasıl ördek? Altına işetmek için ördek süreceksin. Ah canım. Ne hastalıklar var be. Ya. Ördek sürülmeden yaban ağır mı? E bu çiş için ördek ister ise öbür iş için zürafa ister be. Akşamlara kadar yatacak burada bu böyle. Yatacak. Yatar elbet. Ekmek elden ördek bizde. Sanki pera palakta oda tuttu. Yatışa bak. İki tane müşteri gelmişti, çalışmıyoruz dedik, gönderdik canım. Zarara bak. Sen şimdi zararı falan bırak. Bu herif bir giderse o zaman papazı bulursun. Müşteri de kum gibi görürsün. Ya. Ne aksi be ay. Hurşit, müşteriye kapıyı açma. Hemen açmayınız. Bunlar da bugünü buldular gelecekler. Fazla kavurlarsa kim, na müsait anda damla ağırlar. İki gün sonra gelsinler, şap yesinler. Güzelim. Efendi. Sana mı da? Karım çağırıyor zannettim. Bana bir bardak su verir misin? Ver yavrus bir bardak çerkoz ver. Şabı diye kalsın zaten içeri. Efendim buyursunlar hanımefendi. Öksürüp durma karı geliyor. E nerede kaldı bu karı? Topaldım dedin iki saat çıkamadı be. Şimdi kapıcının hanımını bekliyordum. Rıza Bey nerede? Rıza Bey burada. Nasıl? Bir şey yok maşallah, aslanlar gibi. Rıza Bey. Hanımcığım yok. Yok bir şey canım. Şöyle buyurun. Aman Allah. Aman Allah. Bu da mı başımıza gelecekti? Ya sormayınız hemşire hanım. Biz de öyle dedik. Aman Allah'ım, bu da mı başımıza gelecekti dedik. Bir de baktık başımızda. Rıza Bey, ben size söylemiyor muyum? İkinciden sonra patlıcan dolması yiyip de sokaklara çıkmayın diye. Ah canım, dolmalar sıkıntı. Ama ne yapayım hanımcığım, işe gitmem icap ediyordu. Aldım çantamı elime, işe gidiyordum. Beyefendiyle iftihar ediniz. Maşallah işine pek düşkündür. Ben bu işe bu kadar düşkününü görmedim. Elinde gezdiriyor anam. Bu mide spazmı, iki de bir de yoklar kendini. Ya bu defa bizim kapıda yokladı. Alaka gösterdik. Doktor da bizim komşudur yukarıda, o da alaka gösterdi. İki alaka olunca beyefendi üç dakikada relax. Allah sizden razı olsun. Biz bir şey yapmadık anacığım. Vadesi dolmamış. Tamam oldu mu ne? Pulverizatör. Faizi geldi faizi. Hay sen de komiksin doktorsun nesin be? Tabii teyzeciğim, kötü günlerde birbirimize yardımcı olmalıyız. Aferin yavrus. Zaten bizim evimizin kuruluş sebebi böyle kötü günlerde yardım içindir. Başka bir gaye gütmüyoruz. Öyle değil kızlar. Biz olmasak kimse ferahlayamaz değil mi anne? Kızların ferahlatıcıdır. Nane ruhu, kekik suyu, okaliptüs yağı şimdi çıktı. Yelpaze bugün izinli, bir de ben vantilatör. O ne kimi? Ayol deminden beri ben de bu beyi nereden tanıyorum diye düşünüyorum. Bu bizim onnik. Sizin onnik mi? Evet, onnikle az mı çalıştın? Anlamadım. Doktor Kasırol herif bu defa gidiyor. Sen mi onnikle çalıştın? Evet. Nerede çalıştın? Harbiydik evde. E aşk olsun. Aşk olsun onnik. Olur mu canım? Nişantaşı'nda. Hanım sen ne zaman çalıştın onnikle? Canım çalıştık dediysen ta genç kızlığımda çalıştık. Aa! Hem genç kızdır hem benimle çalıştın. Evet. Bir yanlışlık olmazsın. Olur mu canım? Sen onnik değil misin? Evet de sen kimsin? Hatırla bakalım. Ay yapma be. Aman. Dilimin ucundasın söyleyemiyorum. Tanıyorum esasında fakat çıkaramıyorum. Gözlüklerini çıkar bakayım. Aman melek yüzün kör olmaz. Gözlerinden tanıdım. Ah melekim be. E kadın haberin olsun. Yarından tez yok, ben seni boşluyorum artık. Ne doğru enişte? Ayol neler saçmalıyorsun? Ne demek o? Nişantaş, Musiki Cemiyeti'nden kemençeci onnik efendi. Ha? Kemençe? Sizinki hafif yaylı tamburdur. Bizimki kemençe, daha mütevazı bir alet. Ama yani bildiğimiz kemençe. E tabii bildiğimiz kemençe. Bilmediğimiz kemençeyi daha bilmiyoruz. Ben deniz kemençeci onnik yan. Hanımefendi güzel sesli melek. Ah yazarın en iyi talebesi. Ah yazarın talebesi. Beraber çalışıyorduk dediyse aklına gelen değildir. Meşk ederdik, şarkı geçirdik. Musiki cemiyetidir. Nişantaş, musiki cemiyeti. Ha musiki. Siz muyu unutuyorsunuz. Nişan taşına takılıyorsunuz. Ya ne bileyim ya, benim de aklıma türlü türlü şeyler geldi. Aman ya. Aman o türlü şeyler bir türlü o akıldan gitmiyor. O ne tür bir akıldır o? Onnikciğim. Canım. Bundan sonra birbirimizi kaybetmeyelim. Kaybetmeyelim yavrum. Birbirimize sık sık gidip gelelim. Görüşelim. Ben artık sık sık gidip gelirim buraya. Tabii her zaman bekleriz. Burası da sizin bir eviniz.
Siz biraz seyrek geliniz. Ne? Biz haysiyetli bir pezevengiz. Ah. Öyle arkadaşımın kocasına servis yapamam burada. Şemsel dallasın. Yedi sıhhat olarak da dikkat olman lazım. Nedir öyle o takviye kaplar, kemeri patlıcan dolmalar, sık sık gidip gelmeler. Vallahi bir gün böyle tarandana tarandana kık kık. Oncik efendi, sen daha bizi tanımıyorsun. Biz eski toprağız be, eski toprak. Bu iş toprakla olsaydı mezarcuma mı Don Juan olurdu. Ve efendim, yıllardır devam eden nikahsız Adem-Havva ilişkilerine bir gün yasal olarak son verildi. Kapalı kapılar ardındaki ayıp parklara, otel lobilerine, otomobil işlerine döküldü. Ve seksaç insanlar saçaklardaki güvercinlere, damlardaki kedilere döndü. Giderek İstanbul halkı bu manzaralara da alıştı. Ne var ki artık bu işlere biraz da mafya karıştı. Batıdan ne görürsek hemen deriz kopya. Bunun sanır neydir? Yüzler karası mafya. Eskiden her insanın bir tek babası vardı. Şimdi mafya çıkalı babalar yurdu sardı. El öptüren babalar, diz çöktüren babalar, suyuna gitmeyince kök söktüren babalar. Eli bütün milletin her dakika cebinde, sebze hali mezbaha, balık hane elinde. Kumar ondan sorulur, esrar onun işidir. Malboro beyaz kadın gizli işler çevirir. El öptüren havalar, diz çöktüren havalar, suyuna gitmeyince kök söktüren havalar. Ne istersen getirsin, tüfek, tabanca, bıçak, viskiler, çatmak, saat ve de her çeşit kaçak. Altınları su gibi dışarı attırırlar. Gümrük ne demekmiş, devre durdurtırlar. El öptüren babalar, diz çöktüren babalar, suyuna gitmeyince kök söktüren babalar. Kanun yok mu var elde, istersen gel yakala. Tayfayı tutsan bile dışarıda gezer baba. Babalar ah babalar, suçsuzdur günahsızdır. Analarımızı öperken gök imkansızdır. El öptüren babalar, diz çöktüren babalar, suyuna gitmeyince kök söktüren babalar. Açsana da kapıyı. Ya ne kapısı be? Telefon çalıyor. Açsana şunu. Ha. Hayran. Kim? Hangi ben? Ben olduğumu nereden anlıyorlar? Açma da onu anlayamıyorum. Bay hayran. Hakan olmaz öyle şey. Arkadaş ben paranın muhasebe ödeyeceksem bu da ondan böyle tütün gider makbuzlarını bana yollayacaksınız. Kokalalık istemem lan. Sinirlenme be kasaysan, sinirlenme ya. Kasaysan mahasaysan yok. Burada bu şeşeş herkesin muhasebe müdürü var. Neden sinirleniyorsun İhsan abi? Şöhretli bir kasa hırsız olmak kolay mı? Tabii. Hayatının 17 senesini içeride geçirmek kolay mı? Kesin lan. Tıraşı. Tamam. Hey gidi dayı Muhammed. Hey. Bana söylemiştin zaten bana. Ne söylemiştin zaten sana? Şey, İhsan demişti bana. İhsan mı demişti sana? Aferin adama be, ismini biliyormuş. Pese tespiri yaptı. İnek. Hey. İhsan.
hol oğlum demişti. He. Bırak bu pis işleri git mektebinde oku demişti bana. Dayı Muammer kim değilsen abi? İstanbul'un bir numaralı dayısı. Bir de dayı Arif vardı. O nerenin dayısı? Oho benim dayım, annemin kardeşi. Demek dayı Muammer sana git mektebinde oku demişti, öyle mi? İyi ya işte, o dayı Muammer'i dinleseydin hem 17 sene içeride yatmazdın hem de böyle taksit taksit konuşmazdın. Ya lan nehen adamdı bu dayı Muammer be. Yok be. Öyle bu kadar bir boyu vardı. 2 metre. En az 5 metre vardı. Atma be, atma din kardeşiyiz. 3,5 metre garanti vardı. Biraz daha in de müşteri olalım canım. Ama burama kadar geliyordu böyle. Hey gidi rızıldayı Muhammed hay. He? Hey diyecektim. Ha ha hay dedim. Hay hay Allah. İnsan, bu senin anlattığın dayı Muammer mi daha dayıydı yoksa bizim Cemal abi mi? Bak, bu dayı Muammer... Ünlü bir... Neydi? Çıkar. İğneciydi. Ne yapıyorsun be? Kaba dayıydı. Dayı Muammer kaba dayıydı. Bizim Cemal baba tam baba. Hiçbir şey anlamadım İhsan abi. Biraz açıklar mısın? Ya yarım saat baba vaktiniz varsa 2 dakikalık bir şey anlatacağım. Bak bu Cemal babanın aklına gelen gelmeye kimselerle ilişkisi var. Evet, Cemal Bey'in eli her yere uzanıyor. Tabii lan, şirketlere bak. İthalat, ihracat. Nah. Ah. Beyim ben daha bir şey istemedim ki senden. Niye nah diyorsun hemen? Niye sen böyle mi nah derim ulan? Nasıl? Allah. Aldırma sen gel buraya. Ha? Aldırma sen gel buraya diyor. Ha oraya gidiyor. Şuraya geçin. Gel. Ver dilekçeni. Seçleme. Seçleme. Koysunlar. Aa yeter be, ne oluyoruz ya Allah Allah. Sana değil. Dilekçeyi seçleme. Koysunlar. Ha, anladım canım, anladım tabii. Ben babadan yardım talep ediyorum. Ticarethanemi kurtaracağım. Tamam. Gör babayı alırsın. Parayı. İmkansız beyefendi. Ne? İmkansız çünkü sırada kurtarılacak bir sürü şirket var. Aman olur mu hanımefendi, benim acilen yardıma ihtiyacım var şimdi ama. Ananı anlat ne oldu? Ha. Ben dün akşam kumarhanemi kaybettim. Ha. Nerede? Kumarda. Hay senin kafana tüküreyim. Haklısın benim, haklısın. Ne yapsan, ne etsen haklısın. Yani bu kumar illeti var ya, öyle felaket bir şey ki canım, anlatılmaz. Hani nasıl derler ya, şu kumarı icat edenin... Boynu altında kalsın. İhsan konuştu. Sular senler gibi konuşuyor mu lan? Aman lan İhsan. Açıldı. Ne oldu? Kapandı galiba. Tüh be. Şimdi İhsan Bey, ben diyorum ki babadan rica etsem, bana biraz kredi verse, ben de kendime yeniden bir kumarhane düşünürüm. Allah bu ne yüzsüzlük. Allah bu ne rezillik. Adam kumarhanesini kumarda ötülü, sonra bizden yardım istiyor. Burası Ziraat Bankası mıdır sağ ol? Çüş! Allah madem konuşamıyorsun, böyle uzun kelimeler seçme. Çüş! Uzun mu lan? Atın bunu dışarı. Çabuk. Çık şuradan. Günaydın arkadaşlar. Günaydın efendim. Oturun. Ne oldu ulan?
Kaç günaydın da takıldın gene. Gideceğim, işim var. İyi akşamlar, bekleyemem. Otur. Şengül beni arayan oldu mu kızım? Oldu efendim. De bakayım. Carsan Aşe'den, Tarsan Aşe'den, Makosan'dan, Fırasan'dan, Sırasan'dan. Trabzon'dan? Yok efendim. Neşe kaçın olsun, ibarla bana. Evet. Tamam. İhsan abi, İhsan abi. İhsan. Neşe Gazinosu'nun telefonu kaç? Sen bozun adamını, de. Ne oldu İhsan? Çalışıyor musun? İşlerin çok ha? Bu arada bu Neşe Gazinosu'nun telefonu kaçtı? Onu bize bir de bakayım. Yüz kırk altı yirmi yedi. Ne diyor la bu? Efendim bağış üstüne diyor. Aa, ben de sandım Almanya'dan şapka isti. Ne oldu kızım? Bağlayamadın mı onu? Hat bekliyorum efendim. Allah şu memleketin telefon meselesini de çözeceğim da. Bugünlerde benim hatlar biraz karışık. Gir. Girma. Girma dedim, girdin. Laz mısın ola? He. De belli, gel. De bakayım ne diyorsun? Memlekete çay tarlam var idi. He. Topladım çayı, aldım parayı, ha geldim buraya. Hoş geldin. Çıktı karşıma bir adam, verdi bana 10 kasa viski. He. Verdim parayı, aldım viskiyi, içinden çıktı çay. Oy. Ha ben çay parasıyla almıştım viski. Viskinin içinden çıkınca çay parasını aldım çay. Anladığım kadarıyla sana kötü bir şey ettiler. Kızım o gazino kalsın, sahte viski sektörünü bağla bana, çabuk. Şimdi hallederiz senin işini, korkma. Borcum ne olacak? Ayıp ediyorsun. Para istemiyorum senden. Ama bir şey isteyeceğim. İlk vasıtayla gitmelisin bu diyardan. Paraları sana göre yerlerde oldursan. Hele bu İstanbul, hele bu Beyoğlu. Buraya ya soyarsın, ya soyulursun. Ya vurursun, ya vurulursun. Numaranı sözde Cemal Bey. Halil! Ula benim müşeklerden birine 10 kasa viski sokmuşlar. Demli. Göndereceğim onu sana ki parasını verin geri. Bir saat sonra oraya dur. Gözlerine öperim, selam söyle müşeklere. Eyvallah. Bir saat sonra Taksim Bostanesi'nin arkasına git oraya paranı getirecekler. Ya getirmezlerse? O zaman onu bana getirirler. Bir daha görmeyeceğim buraya, sıkarım gidene bacağına. Hemen gidiyorum, hemen hop! Vurulayım ki dişini. Ha, kasayı sen çıldırdın mı ya, testere mestere nereye? İhsan Bey kardeşim, nereye ki diyorsun öyle testere mestere? Kasayı... Kasayı ne yapmaya gidi? Açmaya gidiyormuş efendim. Ha. Ola münasip bir yerinden göstersen onu öyle. İyi anladım, kaçmaya gidiyorsun. Destereyle mi açıyorsun kasayı? Bir de o var. O ne o? Tamam. Tornavida. Anahtarın yok muydu? Niye onu açmıyorsun? Hana anahtarla zor oluyor. Ha bu neyle daha kolay. Alışmış kudurmuştan beterdir. Herif kendi evine 20 senedir gizli camdan giriyor. Cemal Bey. Ne o kızım öyle? Elden gelen bir mektup efendim. Cemal. İyi. Kan tükülsün istemiyorum. Ama benim bölgeme senin adamlarına rastlamışam. Bu seferlik vurmamışam. Ama bu sınır mevzusunu seninle son defa konuşmak istiyorum. Ondan kelli... Allah ikimizi de korusun.
Beyoğlu'nun babası Rıza. Düşmanım benimle kıta sahanlığı konusunda zirve toplantısı isti. Rıza ve adamlarına hürmette kusur etmeyelim. Ulariye'yi bir şekilde ağırlayalım, misafirperverlik gösterelim. Silahlarınız dolu mudur? Dolu. Onlar ateş etmeden ateş etmek yok. Ne zaman ki onlar sizi öldürdü, o zaman siz de vurun onları. Aç şu kapıyı aç. Muhasebeci geldi. Konuştuğu gibi çalıyı dürsün. Baba! Ne oldu ulan araba? Kafadan mı vurdun? Ha merhaba. Merhaba. Sizden bir şey rica edeceğim. Tebakan. Ben yıllık iznimi istiyorum. O dilek seni. Kerim misin? Rıza ve adamları geldiği gün yıllık iznini istiyor. Ne korkuyorsun Allah? Elin silahına dur. Hangi selamadır? Korkudan kalbimi çarıyorum. Niye korkuyorsun Saham? Buraya medeni bir toplantı ediyorum. Korkma. Rıza'dır bu. Açın kapıyı sıkı durun. Hadi gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Rıza. Buyur otur. Geçin ula böyle. Hadi aleyküm selam diyecektim. Aleyküm selam dedim. İyi anladık bir şey de var. Hani yalnız söz söyledim galiba. Ulan anladım orada konuşma dur öyle. Kahven nasıl olsun Rıza? Kalsın. Kalsın nasıl oluyor? Çok konuşma. Zaten ben de fazla konuşmak istemiyorum. Ya bu sınır meselesini hallederek ya da karışma. Gönlerden birbirinden daha delikanlı adamsın. Korktuğunu belli etme. Orada öyle dur. Haklısın Rıza. Bu sınır meselesini bir karara bağlamak şarttır. Bir de bölgeleri ayırırsak bu yolunda ikimiz de rahat ederek. Evet. Ben senin esrar işine karışmam. Sen de benim toz işime karışmazsın. Tamam mı? İki daha gittiler. Ya bunlar neye gitti be? Ben yıllık iznimi istiyorum. Kullar resim ilettin beni öldüreceğim seni. Orada öyle dur. Son zamanlarda bakıyorum senin adamlarını oradan buradan haraç alırken görürüm. Dedim ki gidem de bir konuşak. Kan tökülsün istemiyorum. Ben daha kan tökülsün istemiyorum da böyle diyorsun. Uşaklar sıkı. Ya niye vuruyorsun bunu böyle ya? Onu diyordum. Öyle bir vuruyorsun. Her vuruşta iki ölü. Hava gergin. Bunlar neye gitti? Bunlar arkadaşların hasretine dayanamadı gitti. Ben aylık iznimi deydi. Ulan sana bir izin vereceğim böyle 38 kalibre tekme. Dinle Cemal. Tebakan. Mis sokağının alt yanı, abonozun beri yanı, tarla başının öte yanı, çiçek pasajının arkasına kadar benim bölgem. Biliyorum da kardeşim. Bölgemdeki kumarın, ticaretin vergisi bana ödenir. Karşı mı sen? Bu neye gitti? Bu da pok yoluna gitti. Senin ailen iyiyim anam. Ulan helal olsun bana be. Aferin bana be. Ne biçim dövdüm ulan adamları. Bir kafa bir yumruk mahvettim ha. Palavracı onlar seni dövdü. Helal olsun lan adamlara. Ne biçim dövdüler beni değil mi?
Bir kafa bir yumruk biz mahvolduk. Yürü işkembeciye gidelim. Orada kimi döveceğiz? Sarımsak döveriz. Zaten ona gıcığım. Neden? Leş gibi kokuyor. Sıcak sıcak gönder bizi masaya. Tuzla mı kes? Damardan kes. Şırdan olsun. Baş kokoreç. Dost kesleri. Sarımsaklı. Hop ama. Dünya kadar yol yürüdük. Aman be Raşel. Aman be Raşel. Tiyatrodan çıktıktan sonra işkembe çorbası içmek nereden aklına geldi? Fena mı ettik yani? Ya şu Beyoğlu Beyoğlu'na iyi ki geldik be. Ha? Çok güldüm o yüzden. Ben hem şişmanında beğendim hem zayıfında. Ben ikisine de bayıldım. Hele Zeki Akpınar'a. Lan şunun adını öğrenemedin gitti. Ne? Metin Alas Kapına. Oyunda dedikleri gibi hakikaten Beyoğlu çok bozuldu ayol. Yok ya, öyle bir şey mi dediler oyunda? Cüdi Bey, evet. Hadi gelelim çorbalarımızı içelim. Hem de şu ortak konfesyon işini laflayalım. Ne dersin? Lan senin Allah'ına kurma bu. Raşel, sen ne yiyeceksin? Kekeroç. Kekeroç ne be o? Kokoriçtir, kokoriç. Gece 12'den sonra Beyoğlu'nda 150 dene lahmacun sattım. Neye iki tane kendin yemedin de gecenin bu saatinde beni işkembeciye getirdin? Ne lan bu lahmacunlar yenir mi lan? Zabıta bunları topluyor, hayvanat bahçesine götürüyor. Buradaki ayı bile yemiyor lan. Ana. Yer çorba içelim. Vallahi biliyor musun vallahi o laço bak. Terbiyesi bak bana fırt yaptı. Eşik laço. Uyma kız, uyma kız Mahmut. Ey Mahmut rası sıçtırtma. Gel şuradan bir baş yiyelim. Ay oğlanlara bak kız. Sıcak sıcak gönderdim sizi ayol. Ay! Hamurdan çok. Şırdan olsun. Baş kokoreç. Baş kokoreç. Baş kokoreç. Ay kız miydi mi sındı vallahi? Oh yarası. Ona da yumurtladı. Ay bunları tanıdın mı? Şeker Begoviç'te Kovacevic. Ne diyor? Bizi bir şey biçe benzetti ama anlayamadım. Yok kız. Onlar şeyde şey. Ay hani var ya. Oo hanımefendi daha kültürlü. Evet. Herhalde tam mezunu. Herhalde. Atama atama. Çıkarttı. Ayol ben bunları pek severim. Sağ olun. Bu Metin Akpınar. Bu da öteki hıyar. Yavrum. Aman Zeki'cim gel ne yapıyorsun gel uyuma şeytana. Görmüyor musun arkadaş biraz homoviç. Gel bir çorba içelim öyle gideriz. Yok Metin bırak bu saatten sonra çorba falan içilmez oğlum. Orada üst üste millet kalabalık çekmiştir de kafayı. Gireriz biri Necdet Uygur'a biri Müjdat Gezer'e benzetir sinirimizi bozarlar. Tabii. Oturalım şöyle. Onlar ne bilsinler senin Ülüyor İngiliz siyasa benzediğini anacığım. Allah. Oh. Usta yorulmuşuz galiba, ha? Yaşlanıyoruz biraz. Galiba mı dediniz canım? İhtiyara bak, ay havanı seviyorum. Ben mi ihtiyarım? Herhalde değil mi ya? Hatırla bakalım şu deve kuşunu kurduğumuz 60'lı yılları. Evet. Senin saçların bu renk miydi? Ne olmuş? Biraz platin olmuş da. Ulan göğsündeki kıllar enginar çiçeğine döndü, hala bana ihtiyar diyorsun be. Sen böyleydin çünkü değil mi? Nasıldım yani? Başlangıçta bana şişmanı sana zayıfı derlerdi. Şu hale bak. 350 kilo böyle langır lungur o. Ya iyi tamam lütfen kapatalım bu şişmanlık bahsini, ihtiyarlık bahsini. Tamam peki. Al işte ya. Yapma böyle şeyler diyorum sana be Zeki'cim benim be. Ne oluyor? Böyle ileri geri konuşuyorsun, sinirlendiriyorsun beni. Tansiyonun mu çıkıyor, ne oluyor? Böyle kulağımda çaman çalınır gibi oluyorum ya. Dön bir bak bakayım arkaya. Vallahi kötüyüm bak. Gözümde kemancılar uçuşuyor. Bir daha dön uzun uzun bak bakayım. Alattin abi keman çalıyor. Tabii ya. Abi ayrılma, nereden çıktı bu? Çok romantik konuşuyorsunuz. Fonda müzik yapıyorum. Yap abicim tabii ya. Hala kemanı ikiye bölemedi.
Sürtüyor, 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 sürtüyor. Meto ya. Hacım. Garibime giden ne biliyor musun? 17 yıl Beyoğlu'nda oynadık. Sonra Beyoğlu Beyoğlu'nu oynamaya karar verdik. Bıraktık Beyoğlu'nu. Önce Nişantaşı'na. Sonra böyle Türkiye'nin dört bir tarafına gittik, geldik. Garip bir çelişki değil mi? Değil be anam. Yani çelişki gibi geliyor da değil aslında. Niye? Beyoğlu Beyoğlu'nu Beyoğlu'nda oynayamazdık. Çünkü Beyoğlu diye bir şey kalmadı artık. Bitti. Hani eskiden çıkmak için bir lira biriktirdiğimiz, özenle pantolonumuzu ütülettirdiğimiz o zarif Beyoğlu yok artık Zeki. Başka bir şey var şimdi onun yerinde. Geçenlerde üşenmedim, oturdum saydım. Son 12 yılda 12 tane tiyatro kapanmış Beyoğlu'nda. Yerlerine ne açılmış? Butik, birahane, ne bileyim işte. Seks sineması, lahmacuncu, kebapçı. Ülkemizdeki kültür yozlaşmasını bundan güzel hiçbir şey kanıtlayamaz Zeki. Bir tarihlerde tünelden Taksim'e kadar tiyatrolarla doluydu Beyoğlu. Evet. Tünelde Karaca Tiyatrosu vardı. Muammer Karaca, Allah rahmet eylesin. Memlekete politik tiyatroyu ilk getiren adam değil mi? İstanbul Tiyatrosu vardı, Sururiler vardı, Muzaffer Epgüler vardı. Ne kadar kendine özgü esprileri vardı Muzaffer abinin, hatırlar mısın? Neler yapardı nur içinde yatsın. Kalleş ayakkabı arkadan vuruyor. Yoklar bunlarla da bitmiyor ki aslında. Bitmiyor anacığım, bak ses operatifi bugün yok. Küçük sahne Ulvi Uras hocamız yok. Arena yok, Genar yok. Alkazar'ın kendi gitti, ismi kaldı yadigar. O nasıl oluyor? Alkazar Tiyatrosu yazıyor diye kapıda. Evet. Şimdi aynı yazıyla Alkazar Birahanesi. Yani yeşilim Alkazar. Bu şey oluyor, Pilsener sanat. Başka yoklar da var. Olmaz mı? Eski komedi tiyatrosu, yeni komedi tiyatrosu. O Darül Bedai'nin en güzel iki sahnesi yok artık. Darül Bedai'nin en güzel aktörü yok artık. Hazım Körmükçü. Olsaydı ne söylerdin? Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halin yaman. Nikel küpik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. İki tane otomobil, biri açık biri değil. Ahçı uşak hizmetçiler, dolu mutfak dolu gider. Hanım gidersen gidersin, gündüzleri çaydan çaya. Gece olur davetlisin, ya dineye ya baloya. Hey! Lüküs hayat, lüküs hayat. Bak keyfine yan, gel de yan. Ne ömür şey, oh ne rahat. Yoktur eşin lüküs hayat. Yaz gelince adadasın, mayo giymiş kumlardasın. Etrafında güzel kızlar, canın çeker burnunsuzlar. Hanım motorla dolaşır, hanım serbest kim karışır. Takarsın şeyleri bazı, dünya böyle zaman razı. Sen de kendi hesabına, top akşam etrafına. Sarıları, esmerleri, kır şampanya kaderleri. Hey! Lüküs hayat, lüküs hayat. Bak keyfine yan, gel de yan. Hayat mı bu? Beyoğlu değişti. Tiyatrolar değişti. İstanbul değişti. Türkiye değişti. Değişti, değişiyor. Bak sen de değiştin, ben de değiştim. Daha da değişeceğiz. Ya artık ona dünya değiştireceğiz derler usta. Az önce Hazımlardan, Muammerlerden, Ulvi Urazlardan rahmetli diye söz ettik. Gün gelecek, bizden de öyle söz edecekler. Bir gün küçük bir çocuk koşarak gelecek bana. Metin dede, Metin dede. Vay be. Rahmetli Zeki amcam nerede? Gel gel, tamam gel gel. Pardon. Yalnız bir şey soracağım, çok özür dilerim. Merak ettiğim için soruyorum. Zaten siz o sırada kazık mı kakıyorsunuz efendim? Hayır efendim, ben haftada 6 saat ders alıyorum. Aa öyle mi? İlginç. Kimden? Celal Bayar'dan. Ben seni öbür tarafta yalnız bırakır mıyım ben? Ha. Sen gider gitmez arkandan uçarak geliyorum ve öbür tarafta cehennem kabare. Biz gittikten sonra, bizden sonra geleceklerden iki genç aktör, ne bileyim belki de gene böyle bir sahnede
Günün birinde yeni bir müzikli oyunda ola ki Beyoğlu Beyoğlu'ndan söz edecekler. Onlar bu oyundan hangi şarkıyı anlarlar dersin? Tabii ki final şarkısını. Henüz söylemedik ki. En güzel şarkı henüz söylememiş olduğumuzdur. Çok güzel. Sizler ne algıladınız acaba bu oyundan? Biz ne demek istedik? Beyoğlu Beyoğlu'ndan. Nerede çokluk olursa orada bir şey olur mu? Şehirlerde gün gelir yoklaşır bozulur mu? Şaşıracak ne var ki köyden kente göç varsa? 1 milyonluk şehire 6 milyon dolarsa? Elbet bir çok aksaklık hemencik başlayacak. Boş tarlada yürüyen kadete koslayacak. Şaşıracak kimisi ilk defa gördüğüne. Kimi bin defa pişman olacak geldiğine. Bazısı uygarlığa fazla yüz vermeyecek. Damaşındaki gibi yaşamak isteyecek. Hızlı yaşam temposu taşınlar gürültüler. İstiklal caddesinde çarşaflar başörtüler. Uyumsuzluk içinde belki yıllar geçecek. Ama bir gün yepyeni bir kültür yaşayacak. Bu günleri sorarsan hiç içmeyin hepimiz. Şimdi bir etkiliyor orası da bilmeyin. Lahmacunlar kızıyor, hamburgeri yiyoruz. Sonra da kebapçıda gin tonik içiyoruz. Türküyle şarkının arasına sıkıştık. Bu yüzden hep beraber arabesk dinliyoruz. Unutmadım artık giden gelmiyor. Kayıp olan o günler geri dönmüyor. Haydi gel Beyoğlu'na. Aklıma başka çare gelmiyor. Unut dostum onu, maziye bakma. Kafadan uzatan başka şey tanıma. Kafadan uzatan başka şey tanıma. İşte anlatmak için salandır İstanbul'u. Dedik ki...